Cümleden selamünaleyküm sevgili izleyicilerim. Herkese hayırlı cumalar olsun. Tüm İslam aleminin cuması mübarek olsun inşallah. Kimin gönlünde ne dileği varsa mübarek cuma vaktinde kabul eylesin Allah'ım. Herkese hayırlı cumalar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni sorarsanız ben de çok şükür iyiyim elhamdülillah. Bugün ne yapacağım Nurtence? Bugün cuma. Cuma günü bir tatlı yapayım dedim. Çok basit malzemelerinden, evde olan malzemelerinden bir tatlı yapacağım. Şekerpare yapacağım. Öyle canım istedi yani. Şöyle defterimi karıştırdım. Şöyle bir tane benim defterim var. Şöyle onu karıştırdım. Basit evde olan malzemelerinden ne yapabilirim diye. Şekerpare yapacağım bugün. Hemen herkesin canı isteyip kalkıp hemen yapabilecek bir şekerpare. Hemen size de kameramı çoğuruyun. Şerbetimi de ocağa koydum. Soğuması lazım. Hemen size de tarifini vereceğim. Şöyle kameramı çoğuruyun önce. Şöyle şerbetimi koydum sevgili izleyicilerim. Önce şerbeti göstereyim size dedim. 3 su bardağı şeker, 3,5 su bardağı su koydum. Şöyle 10 dakika kaynatacağım. Benimki 5 dakika falan oldu kaynayalı. Hemen 5 dakika daha kaynatıp yarım limon atın. Benim limonum kalmamış. Bir tane ufak limon tuzu attım içine. Kapatıp soğumaya alacağım şerbetimi. Şerbet soğuk, tatlı sıcak olması lazım. Benim de şerbetim olmaya başladı zaten. Bakın vicir vicir etmeye başladı. Çok da aşırı kaynamasına gerek yok. Hemen kameramı size ayarlayıp hamurumuza geçelim. Hemen şöyle malzemelerimi sayayım size. Sevgili izleyicilerim çok da bir şey yok. Malzemelerinde 2 tane yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, bu sıvı yağlı bir şekerpare, katı yağ yok içinde, 4 kaşık şeker var, vanilya, kabartma tozu, isteyene süsleme gücünde. Şurada benim cevizim vardı gözümün önünde, hemen onu da önüme alıverdim. Ne kadar un gider? Şöyle hemen bismillahirrahmanirrahim. 2 yumurtamı, şekerimi aldım. Hemen vanilyayı da döküyorum. Kabartma tozunu da ununla birlikte dökeceğim. Hiç bunda katı yağ yok. Bir de irmik de yok. Sade un var. Şöyle bir ta kaşık maşık kirletmeyin dedim. Hemen sıvı yağımı döktüm. Tepsimi hazırlamamışım. Hemen tepsimi hazırlayın. Elimi hamura sürünce bir daha fırına falan süremem. Fırınımı da açayım. Fırınımı açtım sevgili izleyicilerim. Tepsimi de yanıma koydum. Şöyle hemen unumu dökeceğim. Unum da bu 2 tanesi 1 bardak oluyor. Bakalım ne kadar un alacak. Şöyle dolu dolu 1 bardak. 1,5. Şöyle bir kere 2 bardak koyuyorum. Kabartma tozunu da koyuyorum.
Sonra Bismillahirrahmanirrahim. Hemen basit canımız istediğinde evde olan malzemelerine 10 dakikada hemen atıştırmalık şekerpare şöyle herhalde yarım daha 2,5-3 su bardağı yazmışım. Defterde öyle yazıyor. Un kalitesine göre değişiyor. Yine de kontrolluk atmak lazım. Bakın. Şu an 2,5 bardak şöyle elimi de hemen katı yok, yağ yok, çok çeşit malzeme yok. Canınız tatlı istediğinde evde olan malzemelerine hemen yapabilirsiniz. İki buçuk bardak un yeterli. Kaldırıyorum. Şerbetimin de altını kapattım. Hemen balkona koydum. Tepsime de büyük mü çok mu geliyor? Onu da bilmem vallahi. Şöyle bir bakalım yerleştiriyorum. Hesap edeyim yani. Çok büyük büyük yapmayacağım. Şöyle lokmalık. Tepsim küçük gelirse hemen değiştireceğim. O yüzden henüz şey yapmadım. Şöyle tasarlamaya çalışıyor. Şöyle bakın tepsime de tam denk geldi. Birazcık sıkıştırdım. İnşallah birbirine şey yapmaz. Artıduğuma da değmeye, başka tepsiye koyduğuma. Fırınımı da açtıydım zaten. Şöyle 180 yapayım. Düşük dereceye açtıydım. Altlı üstü. Hiç üstünde yumurta falan yok. Şu bardağın dibindeki yağına şöyle fırçamı içine attım. Tepsimi yağladım. Yağ falan sürmüyorum. Ben sadece şu fırçayla şöyle hiç yumurta sarısı falan yok bunda.
Belki görüntüsü o kadar pastanelerdeki gibi güzel olmaz ama basit evdeki malzemelerine şöyle koymasanız da olur. Şurada ceviz benim elimin altında. Fındık da koyabilirsiniz. Hiçbir şey de koymasanız olur. Yumurta sarısı da sürerseniz sizin zevkinize bağlı. Hiç bu tarifte yok. Küçük küçük yuvarlayıp da yapabilirsiniz. Bugün ben böyle yapmak istedim. Şöyle ceviz batırayım diye. Uzun uzun. Şöyle hemen fırına sürecin. Bismillahirrahmanirrahim. Tepsime de tam denk geldi. Sonra ne kadar da pişer bilmiyorum. Şu an 40 dakikaya ayarlı. Bakalım kaç dakikada. Şöyle şekerparelerim çıktı sevgili izleyicilerim. Yumurta sürmediğim için çok kızarmaz. Çok kızaracak diye bekleme. Sonra katı katı olur. Şöyle bakın kurabiye gibi aynı. Altında kağıt olmadığı için hemen bir tanesine baktım. Şöyle aynı kurabiye tadında şerbetimde ılık yani. O zamandan beri dışarıdaydı. Şöyle hemen sıcak tatlıya şerbetini vereceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi ben bunu tam fırından çıkar ukana kapı çaldı. Birazcık o sıcaklığı geçti yani. Şöyle hepsinin üstüne hep çatlamışla kurabiye gibi. Cuvuzları da yukarı yukarı atmışla vallahi. Şöyle biraz dinlensin. Şerbetimde az mı çok mu? Şöyle hepsini koymadım. Bakalım biraz dinlensin. Fırına da hemen başka yemek koydum. Fırınım hala çalışıyor. Bu dinlensin. Serviste görüşelim. Şöyle şekerparelerim şerbetini çekti. Az bir şey koymadım ben. Yani 2,5 bardaktan az fazla, 3 bardaktan az bir eksik şeker koyabilirsiniz. Tabi o yumurta büyüklüğüne, un kalitesine göre de değişebilir. Bu az da az olur şerbetiniz. Şöyle bakın birazcık Hindistan ceviziyle süsledim. Şan fıstığı da dökebilirsiniz. Elinizde neyiniz varsa. Şöyle bir tanesini de böldüm. Bakın içine falan
Çok da uzun süre olmadı. Bu şerbeti de çeker. Hala daha ılık. Vallahi bakmak isteyen kurabiye gibi dağılıyor. Biraz daha sıcak ama gerçekten harika. Aynı kurabiye tadında, yumurta falan da hiç kokmuyor. Üstünde yumurta falan olmadığı için sadece ne kadar un var, biz çay bardağı da sıvı yağ var. Biraz daha dinlenmesi gerekiyor. Acele ettim videomu tamamlayın diye. Beğenirseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın sevgili izleyicilerim. Allah'a emanet olun. Çok basit. Hemen tatlı canınız istediğinde yapabileceğiniz harika, çok şerbetli severseniz tamamen o 3 bardağı da dökebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayınız. Allah'a emanet olun.